göğsümüzde taşıdık şanlı bayrağı. Kurtarmaya an geçtik yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kurtarmaya an geçtik yüce vatanı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Düşman sarmış yurdumu işgal altında. Birlik olma zamanı bayrak altında. Aradığım o kudret damarlarında. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Düşman sarmış yurdumu işgal altında. Birlik olma zamanı bayrak altında. Aradığım o kudret damarlarında. Mustafa Kemal'in. İki yıldır özlemle bekliyoruz. Konser havalarından uzak kaldık. Halkımız bekliyor, bunun farkındayım. Sadece siz değil, bölgedeki diğer vilayetlerden, güneyden, kuzeyden herkes bizim büyük festivallerimizi bekliyor. Kaymakamlığımız izin verdi bu akşam. Cumhuriyet balosu için Cumhuriyet konseri yapıyoruz. 21 Kasım'da yine Hamsi Festivali'ni yapacağız. Hamsi Festivali'nde aynı zamanda öğretmenlerimizi de gününü kutlamak üzere onlara karşılama yapacağız. Hamsi Festivali'nde Resul Dündar'la anlaştık. Resul Dündar burada sahne alacak. Burada çok değerli kaymakamım da burada. Sayın Bölge ve Garnizon Komutanım. Sayın Zonguldak Milletvekili'm ve protokolün çok değerli üyeleri var. Öncelikle onları ve sonra sizleri sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Az önce Fener Alayı'nda hepimiz Cumhuriyetimiz için heyecanla tek yürek olduk, marşlarımızı söyledik, kalbimizde Atatürk'te, ellerimizde Türk bayrağıyla sular gibi yollardan aktık, meydanları doldurduk. Birazdan sanatçımız Gökhan Türkmen'in konserini hep birlikte izleyeceğiz. Bu kalabalık, bu coşku, bu muhteşemsin Ereli, aşkım Ereli. Sizinle gurur duyuyorum. 100. yıla ulaşmamıza sadece 2 yıl kaldı. Geride bıraktığımız bu 100 yıla dağılmış, batmakta olan, parçalanmış bir imparatorluğun küllerinden doğan genç cumhuriyetin yolculuğu damga vurmuştur. Cumhuriyetimizin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler yer almaktadır. Cumhuriyetin en temel ve vazgeçilmez ilkeleri olmazsa olmazları laiklik, bağımsızlık ve demokrasidir. Bunların üzerinde de çağdaş hukuk sistemi yer alır. Laiklik olmadan bir ülkenin kalkınamayacağı, vatandaşlarının düşünce, inanç, vicdan özgürlüğünü yaşayamayacağı, kadınla erkeğin eşit şartlarda var olamayacağı çok açıktır. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyet bu sarsılmaz ilkelerle günümüze ulaşmıştır. Biz onun emanetçileri ve bu emaneti gençlere verecek olan yöneticiler olarak cumhuriyeti sonsuza tek yaşatacağımıza söz veriyoruz. İnsanlık bugün haksız savaşlarla, göçlerle, çevre felaketleriyle, iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlarla,
yangınlarla, sel felaketleriyle, doğal afetlerle, kadınlara, çocuklara yönelik şiddet ve taciz vakalarıyla, ayrımcılıkla, salgınla, ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Bu sorunlarla mücadelede temel dayanağımız akıl ve bilim olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bize akıl ve bilimin yolunu miras bırakmıştır. Onun mirası bizim de rehberimiz olacaktır. Ancak aklın ve bilimin ışığında insani duyarlılıklarımızı güçlendirerek geleceğe doğru yol alabiliriz. Farklılıklarımız, kimliklerimiz, cinsiyetlerimiz bizleri ayrışmak yerine güçlendirmelidir. Demokrasi, çağdaş hukuk ve laiklik ilkeleri etrafında bir ve beraber olmalıyız. Sizlerden hep birlik ve beraberlik bekliyoruz. Herkesin siyasi düşüncesi olabilir. Herkesin farklı düşünceleri olabilir. Dil, ırk, cinsiyet, siyaset, bunları tanımıyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz o Yüce Atatürk'ün önderliğinde, onun rehberliğinde demokratik, sosyal hukuk devletini en uç noktalara getirmek bizim asli görevimizdir. Cumhuriyet bu topraklarda demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının güvencesi olduğu ve olmaya bundan sonra da devam edecektir. Cumhuriyet, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunun teminatıdır. Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek için pusulamız Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir coşkuyla, umutla ve heyecanla kutluyorum. Bu tarihi günde bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için hep beraber kenetleneceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız. Aziz Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve bu yolda hayatlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aydınlık bir Türkiye için yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyeti duydukça yüreğim duygusallaşıyor ve ülkemin ileriye gideceği bir kelime olarak onu hep yad ediyorum. Lütfen hep beraber söyler miyiz? Yaşasın Cumhuriyet! Bu evliliğe yakışmadı. Olur mu böyle şey? Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Dağ taş duysun, yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Sağ olun, var olun. Sizlerin sayenizde, gençlerin sayesinde Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü korumak için gerekirse her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Şehitlendi memleketi, zindirdi zalim.